Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ayet-i Kübra'dan 168 şualar. Rahmaniyet hakikati. Rahmaniyet. Bir hakikati var, bir mahiyeti var. Yani gözümüzde görüyoruz ki birisi var ki, nereden biliyoruz bunu? Bize zemin yüzünü rahmetin binlerle hediyeleriyle doldurmuş. Rahmetin binlerce hediyeleriyle doldurmuş. Hediye. Yani bedel değil. Nereden biliyoruz? Bize hitap ediyor da ondan. Bize hitap etmese de öyle denk gelsek, yani evirip çevirsek, kıvırsak, kessek, biçsek, doğrasak. Ha, o zaman vallahi kendimize uydurduk. Mesela kaya öyle. İşte kesiyoruz, tamam mı? Ondan sonra zımparasını yapıyoruz, cilalıyoruz, döşüyoruz. Kaya yani. Ha, direkt bize bakmıyor, rahmaniyete. Dolayısıyla bakıyor. Ama şeftali koparıp yiyorsun. Değil mi? Balığı tutup yiyorsun. Havayı teneffüs ediyorsun. Kesip biçmiyorsun. Havayı teneffüs etmenin ne demek olduğunu astım hastalarına sormak lazım. Nefes tutalım, nefesi almayalım. Ya. Ne acayip bir şey ya. Hocam, buyurun. Hocam beni tanımazsın. Ben falanca... Yurt dışında falan şehri bir kere gelmişim de derste gelmiş. Ben orada mı da evet buyur kardeş. Hocam akciğer kanseriyim olduğumu şimdi anladım. Zaten nefes alamıyordu zaten. Bir de kanser olduğunu dedikleri zaman hepten kilitlenmiş. Nefes almak ne olduğunu ona sor şimdi. Akciğer kanserine sor. Nefes almak neymiş? Dedim ki, Allah senin ruhunu temizlemek için cesedini kanser etmiş. Öyle insan var ki, ruhu kanser, cesedi sağlam. Ruhu kanser. Dava yok ruhta. Namaz yok ruhta. Allah'ı hatırlaman yok ruhta. Din yok ruhta. Bedeni sağlam olsa ne olur? 900 sene yaşasa ne olur ki? Yaşayıp da ne olacak ki? Diyelim bundan sonra şifa verse de Allah 100 sene yaşayıp da ne oldu ki, bundan sonra yaşayıp da ne olacak ki? Dava yok. Hak yok. Namaz yok. Oruç yok. Din yok. Ruh sağlam olsa ne olur ya? Cesedi. Ruh bitmiş. Ruh kanser. Arapçası seretandır. Eskiden böyle var ya. Ama bazı insanların ruhu çıkmaya layık ama bir türlü çıkamıyor. Cenab-ı Hak da gidiyor, cesedini kanser ediyor, ruhunu dışarı çıkarıyor. Kanser mi öldürür? Yuhi ve yumit, yumit Allah'ydı. Kanser mansar öldürmez kardeşim. Onun unvanıdır, bahanesidir. Ecelin gelmiş de bir sebep uydurulması gerekiyor. Ya nereden biliyoruz bir isim, yani bize niye hitap ediyor? Neyle izah edeceksin? Bize bu mevcudat niye hitap ediyor? Rahmaniyetten dolayı. Allah seni biliyor. Bildiğini rahmetiyle bildiriyor. Rahmetiyle bildiriyor. Ne demekmiş? Sor ona şimdi. İlla akciğer kanserim olmak lazım bunu anlamak için. Bir ziyafetgah yapmış. Bak aşağı bir yerler gelecek. Vallahi o kadar keyifli, lezzetli ki ömrümüz yeterse saatimiz. Oraya gelmek çabuk istiyorum. Harika harika bak. Bir ziyafetgah yapmış. Ve rahmaniyetin yüz binlerle ayrı ayrı lezzetli tamları içinde dizilmiş bir sofra etmiş. Ki zindan burası. Zindan ha? Zindani dünya. Dünyaya zindan deniliyor. Ahiret değil ya. Allah'ın nazarında bir bardak su kadar değeri olsaydı şu dünyanın, kafirlere
vermezdim diyor, değil mi hadiste? Yani bu Allah diyor ki burada hayat yok. La rahat fi dünya. Dünyada rahat yok. İlla da rahat. Biz diyor ki yok yok ya Rabbi adeta. Rahat burada var. Olmuyor. Allah diyor ki yok diyor bu yok. Nümuneler vitrin bu. Yani adama diyoruz ya vitrindekini versene diyoruz. Olmaz onu diyor, teşhir içindir. Kardeşim ben vitrindekini istiyorum. Çık dışarıya diyor. Anlıyor musun? Dükkanda vitrindekini vermiyor. Niye? Satılık değil o. Vitrindekiler göstermek içindir. Zemin içini rahimiyet ve hakimiyetin binlerle kıymetdar ihsanlarına cami bir mahzen yapmış. Rahimiyet. Allah Allah. Rahmaniyet var, bir de rahimiyet var. Rahmaniyetin içinde mi abi? Evet. Rahmaniyet kül, onun içinde cüz mü? Yani cüz ama mesela diyelim ki bedende beden rahmaniyet, kafir mümin fark etmeden rızkını, maddi ve manevi hak hayatını veren. Hak hayatını veriyor. Nizamdır, intizamdır. Hak sahibinin hakkını veriyor. Muhakime, muvazene, hak isminin tecellisi bu. Bunu veriyor sana. Bu kafir mümin fark etmiyor. Hak hayatını veriyor. Bu rahmaniyet. Rahimiyet ise özel. Yani bedene rahmaniyet, ruha rahimiyet. Ruhu besliyor. Aşağıya gelecek de onun için diyor. Mesela iman rahimiyete veriliyor. Rahmet veriyor yani. İman kafirde yok. Yani imanın getirisi. İmanla bir şey almak için değil ha. Bak burası çok önemli. İmanla bir şey almak için değil iman. Yani para veriyorsun bir şey alıyorsun. Para yenmez. Parayla alınır. Öyle mi? İmanla bir şey alınmaz. İman kendisidir. İman kendisi neticedir. Alınmış ya, bir şey midir zaten iman? Verilmiş bir şeydir. Alınmamış, alınamaz. İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu, verdiği, ihsan ettiği bir nurdur. Nasıl bu meydana geliyor? İstikamet. Hidayettir. Hidayet de ruhun cennetidir. İstikametin akabinde oluyor. Öyle tesadüfen verilmiyor. Bu hastalıklarından kurtulmak için hidayete mi erişiyor? Kesinlikle istikametin olması lazım. Ruh hastalıklarının temelinde istikametsizlik de kaynaklanıyor. Yani akıl üçü yani. Akıl, ruh, eylem. Akıl, eylem bir olursa istikamet oluyor. Eğer akıl, ruhu, eylemi de birleştirirsen hidayet oluyor ki onun adı cennettir. Maddi ilimlere daha çok eğilmek de maraz-ı ruhi olur diyor. Yani. Evet, maraz-ı ruhi oluyor. Yani ama eyleme dönüştürürsen bu çünkü akıldaki hidayettir. Şey itikattır. Bunlar marifetullah ile elde ediliyor. Yani burada bir tesadüf yok, zaratma yok. Yani hayatımızın yansımalarıdır bunlar. Bunu unutmamak lazım. Allah bir şeyi bize şey yapmamış, böyle denk getirmemiş. Bizim aldıklarımızdır bunlar. Yani onayladıklarımız bir şey. Belki zahirde almamışsın ama klavyede şöyle, bilgisayarda vallahi niyetim budur devam. Klavye diyor ki niyetine bakmam. Hangi tuşa basarsan ona göre ben size ekrana getiririm. Öyle değil mi? Vallahi ben bu siteye girmek istemiyordum. Bastın. Ya yanlışlık aldım. Burada yanlışlık geçmez. Ya artı ya eksi. Ya var ya yok. Tercihlerimizin akıbetini yaşıyoruz. Bak şimdi. Çevrem bozuk. Televizyon internetten kalkmıyorum. Kafama göre hayatı yorumluyorum. Ve hep böyle langur lungur adamlarla oturup kalkıyorum. Allah'ını seversen bu insan mutlu olabilir mi ya? Mesela diyelim ki gıybet ediyor, iftira ediyor, bilmem maç konuşuyor, dünyalık konuşuyor, işte cinsellik konuşuyor. Böyle bir kahvehane düşün. Ondan sonra sen onları dinledikten sonra
Of be ya, iyi ki geldim, ne kadar rahatladım ya. Diyebilir misin? Böyle bir şey olur mu? Nereden geldin dersin? Ha, yani anlıyorsun. Şimdi bu ne arıyorsak aradığımız şey aradığımız yerde olacak. Ne arıyorsun? Nerede arıyorsun? Bir şeyin doğru olabilmesi için iki temel sebep var. Bir dahil sebep, bir harici sebep. Harici sebep şu. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru zamanlama yapacaksın. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. Harici sebep. Batını sebep ise akıl, kalp ve fiil bütünlüğünü getireceksin. Ondan sonra iyilik ve huzur kaçınılmazdır. Mümkün değil. Adetullah'tır. Kuraldır. Suya giren ıslanır. Peygamber dahi olsa, cahil dahi olsa böyledir. Kuraldır. Adetullah'tır yani. Zemini Devri Senevisi'nde bir ticaret gemisi hükmünde, yani şöyle bir düşünebiliyor musun? Yani alıştık da böyle. Dünya böyle dönüşünü bir düşünebiliyor musun? 23 derece 27 dakika eğik. Saatte 1666 kilometre hızla. Yani baş döndürücü 1666. Yani sağlanmamış mümkün değil. Uçaktan korkan adam dünyadan korkmuyor. Daha hızlı gidiyor. Ve güneşin etrafında şöyle Allah Allah. Şöyle eğik de bir de. Ne garip ya. Sistem acayip. Alışılmış bir şey değil ya. Ama kör olası cehalet. Kafamızı soktuk böyle Polatlı'ya. Onu düşün. Bu zannediyoruz. Dünya bu. Neresi dönüyor kardeşim ya? Aa burası ya. Her taraf aynı. Dönseydi yapraklar sallanırdı ya. Hiç. Dönseydi binalar sallanmaz mıydı? Adam dediği gibi bana. Hocam sen inanıyor musun dünyanın yuvarlak olduğunu? Dur bakayım ne diyecek ışını. Niye dedim ya? Hocam dedi aklını alıyorum. Getir mi oğlum dedi. Yaşlı bir adam. Ona portakal getir. Getirdi. Getirdi oğlum. Su da getir. Şört bir adam. Boşalttı portakalın üzerine. Döküyor. Şimdi burada su durduğunu mu iddia ediyorsun dedi. Yuvarlaksa bu deniz nereye koyacaksın dedi. Ulan hakikaten doğru söylüyorsun dedim ya. Hiç düşünmemiştim dedim ya. Mantığa tahliline de bak yani değil mi? Ne acayip misal. Oğlum portakal getir. Getirdi. Suyu boşalt. Boşalttı hakikaten su kayıyor. Tut ha dedi nasıl duracak? Hem de diyorsunuz ki dedi %76 üçte ikisi efendim su. Şunu durur mu dedi ya. Kafa var dedi ya burada. Burada kafa var. Bunu nasıl tutacak? Ona hakikaten doğru söylüyorsun. Ya. Yuvarlakta su nasıl duracak ya? Onun bile kafası almıyor ama Allah yapıyor işte. Acayip bir şey değil mi? Deneyini yapıyor ya. Acayip bir şey ya. Allah hakikaten usta ya. Allah Allah'lık yapıyor. Garip bir şey ya. Garip bir memleket ya. Zaten bunu fark ettiğin anda kuyu kuyuluktan çıkıyor. Canavar canavarlıktan çıkıyor. Bunu fark ettiğin anda bir şey yapmıyor. Kuyuda olan adam niye ters döndü her şey? Her şey niye ters döndü? Ne yaptı orada? Ne yaptı? Düşündü. Kendi bu işler tesadüf değil diyor. Fark etti. O burada işler var. İçinde başka bir iş var. Bu böyle değil dedi. Benim gördüğüm gibi değil. Başka bir şey var dedi burada. Tak her şey değişti. Bak dikkat edin. Onunla bir şey değişmedi. Dediği anda değişti. Değiştiği anda söyledi aynı şeyi. Kendi aleminde değişiyor. Değişiyor bitiyor. Burada yani. Düşündü abi önce. Evet. Düşündü. Bu yerlere bir hakim olmalı dedi. Yani bu böyle olmaması lazım. Evet. Burada bir adi sır bir, var, tılsım var diyor. Adi bir iş değil dedi. Adi bir iş değil. Bir sır var dedi burada. Tahlil etti yani. Biz her işimizi tahlil ederek yapmamız gerekiyor demek. Yani intikal edeceğimiz cenaha bir tahlil yaptıktan sonra intikal etmemiz lazım. Pazardan domates alırken kaç tane tezgaha gidiyor? Kaç tane tezgahtan sonra domates alıyor? Davayı seçerden paldır küldür bir yere giriyor. Pazarcı bu domates çok iyidir diyor. Kale almıyoruz. Hepsini dolaşıyoruz.
Biz de davayı seçerken birisi kolumuza girdi. Nasılsa fabrikadan, okuldan. Ona gittik falan. Hiç daha tahlil etmeden ona burası bana uygun mu değil mi? Başka yerlere, hatta başka yerlere bir de düşman olduk. Bu da öyle yani. Acayip bir şey ya. İnsan garip ya. En ehemmiyetli meseleye en az tahkik. En basit meselelere en büyük tahkik zamanı veriyoruz. Bir domatese verdiğimiz zamanı dine versek, dini tahkik etmeye, bir haftada evli olurduk ya. Elma satıyor pazarcı. Elma 5 lira, elma. Sabahtan akşam bağırıyor. Elmacıya dedim ki, elma alacağım dedim, bir şey soracağım. Sonra dedi, bana meşgul etme fazla dedi. Gene elma 5 lira, elma başlıyor bana. Dedim ya, öğlene kadar, Allah Allah desen dedim. Öğlene kadar dedim, akşama değil, ne olurdun? Evli olurdum dedi. Ve renk menk şey değişti biliyor musun? Hemen tezgahtan geldi bu tarafa, gel dedi sen o tarafa. Ne diyeyim, ne desene dedi. Dedim elma bağırdığın kadar Allah 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 desen ne olur. Oturttu beni. Malatyalı oturttu beni. Çok etkilendi. Demek tesiri. Demek vakti gelmiş. Vakti bazı. Diyeceksin ki ulan bir saat ders yaptım. Aylarca köye gittiğim zaman yazın saatlerce ders tık etmedi adam. Marş almadı hiç. Bir başka bir zamanda bir kelime onun bir senede muvaffak olamayacağı bir şeydi. Ustad öyle diyor zaten. Bir kelime bir senelik neticeyi mahsulü veriyor. Bir kelime söylüyorsun adamın anahtarı tak diye düşüveriyor. Bu insan derse gidiyor biliyor musun? Koca Mustafa Şeyh'e şimdi dershaneye gidiyor. Ya amca çocuklarını da götürüyor. Ya basit bir şeydi yani. Allah Allah. Her sene alemi gaybtan levazımat-ı insaniye ve hayati 100.000 çeşitlerinden en güzellerinin içine alarak yüklenmiş bir nevi sefine ve şimendifer gibi. Gaybi yani maddi ve manevi şey veriyor. Mesela bir saat önceki haliniz bir mi şimdi veya bir saat sonra ne olacak? Bunlar da gaybden veriliyor. Bunlar da rızık. En büyük rızık işte. Ne acayip bir şey ya. Allah'a muhatap olmak. Aslında bana bakarken, bana bakıyorsunuz şimdi, aslında ruhtaki keşifler oluyor, imbisatlar oluyor, çıkışlar oluyor. Böyle hoşuna gidiyor ya, zannediyorsun ki oradan aldın. Orayla burası uyanıyor. Dışarıdan bir şey aldığın yok. Dışarıdakiler içi uyandırıyor. Çünkü sen kainatın çekirdeğisin. Çekirdek ağaç olması için dışarıdan malzeme alıyor. O malzeme içindeki programı inşa etmek için yeni bir program yok. Yeni bir oluşum yok. Var olanı inşa ediliyor dışarıdan. İlimde, derslerde böyle. Seni batınını uyandırıyorsun. Abi huzur oluyor. Huzur batınında var. Onun için huzur aranmaz, satın alınmaz. Huzur uyandırılır. Huzur olabilmesi için ruhunda huzurun sahibi hazır olması lazım. Bizde mevcut. O zat hazır oldu mu sende huzur oluyor. Hidayetin gelmesine soruyor. İman var. Yani pencerenin açılmasıyla. Perdeyi açtın mı ışık giriyor. Açacaksın. Mail. Yani incizap ilişkisi. O kadar yani fazla bir şey gerekmiyor. Mesela ustad işte akıl bir alettir diyor. Ha bildin o zaman onu kullanma yöntemini öğreneceksin. Kullandın mı akıl sana bela değil, sana binmez akıl, sen akıla binersin. O bir misalimiz var arada da gelirken anlattı. Öyle bırakacaksın, bak nasıl çalışıyor arka taraf. Anlattım mı biliyorsunuz onu. Akıl bir alettir, yani girmeyeyim şimdi konuya. Yoksa yani mühim çok mühim, başka bir şey, zeminde anlatırım veya dinlersiniz. Akıl bir alettir. Onu keşfedersen, yani kullanmasını bildiğin zaman bilmeye yetmiyor. Kullanmaya başla, hayatının keyfini al inan. Fakat diğer aletlere benzemiyor. Kullanmasını bilmesen o seni kullanabiliyor. Evet, kullanamadığın her güç seni köleleştiriyor. Kullandığın her bir şey sana güç veriyor. Hükmedemediğinizi her şey size hükmediyor demektir. Şu
şurada açıkta bir elektrik kablosu olsa, buradaki herkes için tehlikedir. Evet. Ama burada bir sürü elektrik kablosu var, vazifesini yapıyor. Kimse için tehlike değil. Biliniyoruz. Öyle yani. Onun gibi evet. Bir sefine gibi. Ve her baharı ise erzak ve elbisemizi taşıyan bir vagon hükmünde olarak bizlere gönderir. Topraktan elbise gönderiyor. Abi ne alakası var? Pamuk. Topraktan elbise olur mu? Pamuk görmeye var mı bilmiyorum. Vardır ama. Pamuk ya, Allah'ını seversen sipsiyah, Hami Kovası'ndan, Adana'da. Sipsiyah'dan pamuk ne alakası var ya? Bembeyaz. Ve lif lif. Odunun çubuktan çıkıyor ha, çubuktan kusuyor. Bir tuhaf değil mi ya? Garip ne? Normal bir şey mi şimdi ceviz bu? Ceviz kabuğu gibi abi önceden. Evet yani tam ceviz. Şey olmadığı zaman yani daha pamuk oluşmadığı zaman ceviz kabuğu gibi. Ben baktım şeyde Muğla'da. Bu ne dedim bamya'ya benziyor. İlk defa gördüm yani birkaç sene önce. Bu ne dedim bamya mı? Bu kadar her taraf bamya mı ekmişler? Çocuk güldü bana. Dedi abi pamuk mu dedi. Ya bir bakayım nasıl bir şeymiş. Ben de çok merak ediyorum. Hakikaten pamuk bana diyorlar ki topraktan yetişiyor. Ben görmediğim şey inanamıyorum. Ya bu nasıl topraktan yetişiyor? Topraktan olur mu ya? Kumaş. Kumaş ya. Böyle ceviz kadar. Biçin. Abi bakıyorsun ki için. Pamuk ya. Lif. Bu nasıl bir şey ya? Na ne yapacaktı ki Allah? Yani o kadar açık ki zıttı zıttından çıkarıyor. Ölüden diriyi çıkartıyor ta ki ben yaptım diye. Ya diriden diriyi çıkartsa hiç Allah'ın hatırımıza bile gelmezdi. Diriden diri çıksa görene göz yapma yetkisi verse ne alakası var Allah'tan derdik. Şimdi bir de pamuk olarak düşünüyoruz ya sen abi. Yani bir ünsiyetimiz, pamuk bir bitki ünsiyetimiz var değil mi? Mesela abi şu tarladan bir kazak yetiştir bana. Ya şuradan bir gömlek yetiştir bana ya. Bir pantolon yetiştir tarladan. O daha da acayip değil mi abi? Evet ya. Ya bir takke ver şurada bana ya. Pantolon bir tane pantolon versene bana. Allah Allah. Ama bu yani. Bu. Bu işte. Mesela bu Polatlı'nın şeyi. Veya Şerefli Koçhisar'ın kavunu değil mi Polatlı'nın? İkiye kesiyorsun bir kaşıkla tabak. İç doğrama ya kaşıkla yiyorsun. Ya bu böyle bir şey olur mu ya? Hiç Allah sen bu topraktan hiçbir mahsulü görmeseydin. İlk defa gelseydin ki ustad öyle misal kullanıyor. 20 yaşındaymış gibi bir yerde de 80 yaşındaymış. Gelsen Allah sana şu Polatlı'nın toprağını gösterse hiçbir bitki görmedin. Bundan ey kulum ne çıkar dediğin zaman sen böyle ihtimal verebilir misin? Ya Rabbi rengi böyle olan böyle yani kavunu tanımlayabilir misin? Bal gibi, şeker gibi ne bileyim ya ne diyorsa. Hiç hatıra gelir mi yani böyle bir şey çıkar ne demek ya Rabbi bundan? Bir damla suya gösterse bunda ne olur? Hasan olur hiç ihtimal olur mu? Su gösterecek sana bunda ne olur? Ya Rabbi benim gibi adam olur. Böyle bir şey olur. Olmayacak şeyler ya. Tamamen seçmiş Allah. Olmayacak şeylerden zıttını çıkarıyor ki yapan beni. Mesela Ümmide peygamber çıkartmış. Diyor ki Kur'an'ı kendisi yazdı diyor. Yani affedersiniz özür dilerim. Yani salak mı salak da bile değil ya. Yani Ümmiden ki ayet var. Eğer hakikaten okuma yazması olsaydı. Sizden şimdiki inkarcılardan daha çok ihtiyaç vardı o zamanın kafirlerinin inkar etmeleri. Niye? Canları, malları ve malları ve namusları tehlikedeydi. Onların inkar etmeyi, peygamberimiz ortadan kaldırmayı şimdiki kafirlerden daha ciddi ihtiyaçtı. Şimdi Kur'an'da geçiyor sen ümmisin diyor. O zamanın kafirleri Muhammed sen nerede ümmisin? Beraber okula gitmedik mi? Aynı sırada oturmadık mı? Bak burada yazmışsın ümmi. Neresi ümmi? Zaten bu cildi diyor. Tabii ümmi, ümmi de peygamber olur mu diyor. Adam biraz haklı. Basmıyor kafa. Niye? Şimdi bizim gibi zahirde düşünürse okuma yazması yok. 7 tane okuma yazması var kişi. O tarihte. Velid İbni Muhire, Ebu Cehil. Tamam bunlar yani. Ve bunlar
şiirleri şey yapan, yani kitap yok. O zaman ta şey gibi yani ne diyorlar ona? Bunlar yazan kişiler bunlar değil mi? He bunlar yani. Malakat-ı Seva dedikleri böyle lefa yani ama tahta vesaire. Yani şimdiki kafir diyor ki Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam eski masal kitaplarını topladı yazdı diyor. Ulan gizlik affedersin özür dilerim. Yani masal kitaplarını topladı zannediyor ki şimdi kafirler Muhammed'in yaşadığı dönem bir kütüphane var. Kütüphane memuru var gidiyor aldığı kitabı kaydettiriyor. Bana şu masal kitabını da ver başka var mı falan okuyor tamam mı kaydediyor. Ulan ne yapayım ya ben de böyle bir şey yazayım. Herhalde kütüphane var zannediyor. Meydan okuyan ayetler var ya. İşte aynı benzerini getiriniz veya şey hep toplanınız vesaire. Şimdi bunu söylediği halde o andaki kafirler Muhammed senin Kur'an'daki söylediğine bu masal kitaplarına benziyor. Demeyecekler miydi? Ne dedi Velid İbn-i Muğre? Getirdiler Rahman'ı dinlemiş. Bu ne dinlemiş? Bu demiş ne geçmiştekilere benziyor ne şimdikilere benziyor. Ne diyelim dedi? Ya sihir deyin çıkın iş içinden dedi ya. Kabul ediyor. Kabul ediyor. Kabul ediyor canım. Çabii canım. Eğer diyor mübarezi bil huruf kalemle mümkün olsaydı mübarezi bir sufa mecbur olmayacaklardı. Yani savaşa mecbur olmayacaktı. Kalemle işi bitiriyorsun. Şimdi diyor ki masal kitaplarından diyor okudu. Okuma yazması olmayanı söylüyor ayet. Ondaki kafirler senin okuma yazman var. Nerede biliyorsun? Niye böyle yazdın? Demeyecekler mi? Ondan sonra varsa benzeri, buna benzer şeyi getirin. Adam getirdi bir tane. Ey fil fil, hortum uzun olan fil. Bastığın zaman geniş yere basıyorsun. Çok ağır yürüyen fil. Ayet bu. Herkes güldü tabii siz. Güldünüz. Kim biliyor musun? Sokaktaki adam değil ha. En beli. Edip. En büyük edip buymuş. Müseylime'yi keza. En inanın bana ben sıradan bir beli biliyordum, edip biliyordum. İtimat edeyim ben biraz hastayım hani bu mevzuya hasta olduğum için bak gene kaydım yani o tarafa. Çok acayip oluyorum da. Şimdi bu en beli bir edip, en zirve oymuş. Peygamberlik iddia etmiş yani. Bu ayet getirmiş. Kur'an'a hangi sureye getirmiş bunu? Fil suresine. Hortum helal olsun lan adama bak hakikaten hortum uzunmuş. Geniş basıyormuş falan. Herkes bilmiyor. Abi o zamanın yalancı peygamberleri olduğu gibi şimdi de yalancı alimleri var. Evet işte tabii ya. Aynı. Aynı hortlamışlar. Ustad diyor ki cesetlerini değiştirmişler. Ruh tevarüs etmiş. Aynı yerde hortlamışlar. Hiç araştırdınız mı? Kur'an'da geçen Belam bin Bahura nerede gebermiş? Nerede geberdiğini biliyor musunuz? Biliyorsanız konuşmayın. Ses yapmayın. Araştırın bulun. Adeta yani bunun hani dalgası yayılıyor ya. Dalga yayılıyor. Ustad diyor ki cesetlerini değiştirmiş aynı ruh. Hangi Türkiye'nin şehrinde Belam bin Bahura yatıyor? Araştırın bulun. Onun kokusu acaba başkasına sirayet etmesin? Ben mi uyduruyorum? En iyisi su içmektir. Bismillah. Hadi bakalım. Abi bir şey söyleyeyim. Herkes sustu bak. Şimdi okuyorum. Allah Allah. Risale-i Nur olmasa ne yapacaktık ya? Mehmet Ali var bu haldeyiz. Yamuk yumuk bir adamız. Ama eksiğimizi biliyoruz hepimiz. Var bu haldeyiz. Ya olmasa? Herkes bir düşünsün. Ben nurları tanımamış olsaydım. Bir düşünsün. Ben düşünmek istemiyorum. Ben de istemiyorum. Çünkü senin psikolojin bozuluyor. Şaka söylemiyor. Bir şey yüceltmiyor. Benim çok muhtaç olduğumu ifade ediyor. Etrafımızdaki kişilerden hissediyoruz onu yani. Bak bugün beni bir... Dayanamayacağım. Müsaade et. Etrafımızdan hissediyoruz deyince demeyeyim mi şimdi? Tabii. Deyim değil mi? Biz birisine ödünç araba aldık gelirken. Kaliteli bir araba olsun dedik yani uzun yollara gidiyoruz. Bir araba alsın. O adam da servisçi. Araba servisçi. Mercedes servis yani.
sahibi ya. Ona arabada ufak tefek bir arıza var. Servise götürdü, kapıyı kapattı. Servis. Oraya gittik. Arabayı tamir ederken bir jipti değil mi? Mercedes. Mercedes jip. Jip. Mercedes'in jipi. Sağ ol. Acayip bir şey. Servis tamirde. Pazar ya bugün. Kapalı da her şey. Kimse yok. Siz bize almış. Müsaade ettim diyeyim bunu. Abi bu kimin arabası biliyor musun dedi. Dayanamıyorum ya. Dedik ya biz ki, ne demişti? Etrafımızdakilerin sevinci. Etrafımızda. O lafında dur. Bu da bir laf etti de onu söyleyeceğim. Abi kimin arabası biliyor musun dedi. Ne bileyim. Gel dedi göstereyim özelliğini de kimin olduğunu tahmin et. Cama ayrıyeten böyle bir cam. Kurşun geçirmeyen cam. Arkaya cam. Şey, kaportaya içeriden bir kaporta. O şey zırh. Mermi. Zırh. 7 milimlik çelik. Böyle. Böyle Mercedes'in. Altında da abi böyle dedi. Altında da dedi. Bomba içime sahir. Tekerleklerin o çamurluğun oradaymış. Onlar. Allah Allah. Adam içinde oturuyor. Kim biliyor musun bu adam? Kim abi? Bakan zannediyorsunuz değil mi? Başbakan. Malatya mıydı dedi? Kayseri. Kayseri'nin olduğu yer. Malatyalı bir ağa. Aşiret. O onu vurdu. Bu da 73 yaşında mı? 78 yaşında ihtiyar. Bu da öteki aşiretin birisini öldürmüş. Şimdi sıra bunu öldürecekler. 8 tane mi dedi? 8 tane mermi yedi, vurdular, bunu ölmemiş. Yani bu öldürmüş. Şimdi bunlardan ölmesi sıra. Tabii ölümün. Bir o aşiretten, bir o aşiretten. Bir oradan, bir ondan. Kaç kişi gidemişti? Herhalde diyor 9 canlıdır diyor. Bir tane kaldı diyor. Bir 9 canlı herhalde 8 mermi yedi, tamirci diyor, servis sahibi. Ondan sonra 8 tane yedi, ölmedi, herhalde bir canı kaldı. Bu adam şimdi ben size ne anlatacağım? Dışarıdan bakıyorsun değil mi? Araba gidiyor. Vay be Mercedes içinde ne mutlu adam ya. Ulan ne bahtiyar adam ya. Jip hem Mercedes. He? Ömer canım benim değil mi? Vay be an basınca vay be ne bahtiyar. Ulan biz de bisiklette gidiyoruz. Gir içerisine. Gir içerisine. Bu ne dedi biliyor musun? Çok etkilendim. Vallahi etkilendim. Bak buraya kadar taşıdım. Baktı. Burada hayat olur mu yani? Her an ölümünü bekleyin. 8 tane yemişsin. 8 mermi ölmemiş. Abi herhalde 9 canlı bir mermisi kaldı dedi. Ama her taraf çelik. Ve böyle. Bu dedi ki. Baktı dedi. Hayatı böyle yaşamak. Hayatı böyle hep ölüm korkusu her an. Dünya ahiret bitti. Yani aşiret korkusu birisini... böyle dinin onaylamadığı bir şekildeki senin gücü öldürürsen bütün insanı öldürmüş gibi ebedi cehennemliksin. Ahiret gitti. O garantisi gitti. Tabii. Dünya da bunun içinde 78'e. Şimdi bu dedi ki Abdullah abi dedi biz ne yaptık ki? Ne özelliğimiz vardı ki? Allah dünyada bile cennet hayatını bize yaşatıyor. Allah'ınızı seversen Polatlı'da hepinize söylüyorum. Kolunuzu sağlayıp da çarşıya gidebiliyor musunuz? Gidiyorsunuz değil mi? Jiple, çelikle kaplı jiple gitmiyorsunuz. Etkilendiğim için yani. Biz ne yaptık ki? Böyle bir hayatı verdi. Bir de içerisine imanı koydu. Kendisini verdi. Ve huzur verdi. Farkında mıyız ya? He Yusuf abi? Farkında mıyız? Ne özelliğim bu dedi. Öyle ne demiştin? Abi o 78 yaşında o jipin içerisinde giderken dışarıdan bakan insan diyor ki ya ne araba ya vay be ne kadar mutludu bunu süren bunun içindeki adam. O ne kadar mutlu oluyordur arabayı ya, anan ha, yapınca. Bizde o içerideki de diyor ki ya Rabbi bana böyle bir jip vermeseydin böyle bir sıkıntılar vermeseydin tek ben yürüyerek yağmurda çamurda gitseydim rahat. Elimi kolumu sallaya ağaca, çiçeğe, yağmura dikkat ede geçseydim. Nasıl bir nimetti bu benim için? Ağaca şimdi değil, adama dikkat ediyor. Nasıl bir kuyunun içerisinde, nasıl bir arabanın saray gibi dışı, zahiri saray gibi olan bir arabanın içerisinde ne kadar işkence çekiyorum diye
o müthiş elem çekerken biz onun elemini tam zıttıyla tevil edip biz onun lezzet içerisinde... Üstad diyor ya, sarayda dahi olsa zindandadır. Zindandadır. Ama onu hakiki tanıyan, bilen zindanda dahi olsa saraydadır. Evet. Öyle değil mi? Bedbahtır ve zindandadır. Bedbahtır. Allah'ınızı severseniz ne olur hissiyatımı da şey yapın, ortak olun. O zihnimde çelikle sarılmış, 8 tane mermi yemişin, ahiret gitmiş. Her an gelebilir. Yani din için ölsen. Bize de tehdit alıyoruz ya bize de. Ya abi, niye? Ulan zaten ahiret ümitliyiz. Zaten ahiret. Ses yapma. Duymasınlar. Ümitliyiz Allah'tan. Elhamdülillah. Kimse öldürmedik. Allah'ı anlatmayla ömrümüz geçti. Tamam. Zaten orası burası karıştırıyoruz çoğunlukla. Tamam. Şimdi Allah bu nimeti vermiş. Adam ahiret bitmiş. Her an mermi bir yere bakmak değil, adama bakmak. Nerede her an mermi gelecek? Ya ne yaptı ki? Siz ne özelliğiniz var ki? Davayı size vermiş. Bunu hissedince ancak zevk alırsınız. Jipin içindesin, her taraf çelik sarmış. Her an mermi bekliyorsun. 8 tane yemişsin zaten. 9 canlı olduğun için bir canın kaldı. Ya hakikaten öyle ya. Bir tanesin sen, başkasın diye. Arabayı Tofaş, bizim Kartal vardı. İskenderun'da servisi götürdü. Bak yeri de söylüyorum. Ve araba şey, işanı böyle. Şöyle yuvarlak gibi böyle. Alt katta servis var böyle. Ben bu üst katta patron balta atıyor. Oturmuş böyle. Yani oturmuş aşağıyı seyrediyor. Servis ya arkadaşlar. Yetkili servis. Tofaş. Yetkili servis. Hiç unutmuyor. Ondan sonra adam şeyi çağırmış. Ne yapmış? Ne yapmış? Kim çağırmış, ne yapmış bilmiyorum. Dedi ki şu Kartal'ın sahibi şu adam. Ne hangi arabası var onun? Demiş benim hakkımda. Ondan sonra tabii hemen kulis yaptık da hemen anlatıyoruz orada falan. Gülüyoruz falan, yapıyoruz falan. Gördü, baktı. Dedi ki onun hiçbir masrafından ücret almayacaksınız. Ondan sonra olay bitti falan. Adam tanışmayı yapacakmış onunla. Dedi ki memur, sizin ücret ödendi dedi. Ne ödedi, kim ödeyecek kardeşim dedim ya. Biz siz dedim anlattığımız ucuz mu zannediyorsun o kadar? Kim şey yapıyor? Ben zaten ustalar. Yok dedi ya. Ondan sonra ya patron almamızı istemiyor. He, bu bir mesaj. Kendisine yol açtı. Patron nerede? Yukarıda dedi. Dedim beni götürün. Hemen götürdüler. Selam. Aleyküm selam. Hoş geldin hocam. Buyur. Niye ödedin? Hocam otur. Sen kimsin dedi. Hoca oldun tamam. Ben de merak ediyorum 50 senedir, 40 seneden beri. O zaman 40 yaşındaydım. 40 seneden beri ben de kendimi arıyorum. Ben de böyle bir adam lazım bana dedi. Başladık sohbet etmeye. Bana sorduğu ilk sorulardan bir tanesi şu. Nasıl gülebiliyorsun? Doğru söyle dedi. İçinde ateş var mı? İkinci soru. Yok. Peki gelen şeyleri, hadiseleri nasıl çözüyorsun? Anladım. Sorudan ne olur ruhunu biraz seyretmeye çalışın. Hemen arkadaşlar ruhtan şey sorudan ruhuna biraz yol oluyor mu sizce? Evet, bitmiş. Ondan sonra ve o elhamdülillah nurcu oldu. Şükürler olsun. Burcu. Ya arkadaşlar. Helikopterle gezen ne demiş ya bu yeşillik ne? Fabrikanın yanında. Böyle bazen böyle deli deli şeyler getiriyorlar bana. Ondan sonra hem CD'si var hem de kitabı. Meşhurların ölü intiharı diye. Renault. Soy ismi Renault. Adamın ismi soy ismi Renault. Renault'un sahibi ya. Nasıl? Onu intihar etmişti onu. O yazıyor. Ulan dedim Allah Allah nasıl ölmüş hakikaten. Ben bilmiyordum öldüğünü. Meğer intihar etmiş. Paris'te fabrikası varmış. Daha çok eski bu. Efendim helikopterle gezdiriyorlarmış. Fabrikaya ek tesis yapmışlar. Tesis eklemişler. Onu gösteriyorlar. Sonra helikopter yap. O yeşillik neresi demiş orası bana. Fabrikadan azman. Demiş orası mezarlık. Biraz indirin demiş helikopteri. Fabrikaya gitmiş, mezarlığa gitmiş, yandakileri sormuş. Demiş ki, o kesin mi orası? Kesin efendim demişler.
Yani bu helikopterden en son oraya mı gideceğim? Evet demiş. E o zaman bugün burada olmanın bir manası var mı demiş. Efendim kemküm yapma demiş. Hani böyle şey yanında sağlıkçı, filozofu bilmem nesi ekibi varmış yani böyle. Bizim gibi dolaşmıyor diyemem. Ondan sonra helikopterle dolaştırmış. Sonra bir iki gün mezarlıkta kimsesiz dolaşmış. Ondan sonra kafasını sıkarak ölmüş. Yani iman olmayınca nerenin içine girerseniz girin size zindan olur. İman olduktan sonra nereye girerseniz girin cennet olur. Cennet cehennem burada. Aman Mercedes Jeep ama her tarafı zır. Başın ne yapıyor kardeşte? Sabah 10'da. Beni bugün etkilendim. Vay be. Hayal ediyorum. Bu dedi ki abi bizim ne özelliğimiz var ki Allah ona böyle bir hayatı, bize böyle bir hayatı. Allah Allah. Biz de şimdi arabamızı alacağız, hizmete gideceğiz. Vay be. Ve ümitliyiz. Dolu doluyuz ahirete. Ümitsiz değiliz. Tercihlerin neticesi. Ya Rabbi. Allah'ım ya. Sana sonsuz şükürler olsun. Yapamıyoruz ama. Çok acıdım o zaman. He? Çok acıdım. Tabii ya. O zaman o dua ne güzel ya diyemiyorum ya. Ben biraz uyanıklık yapıyorum duada toptan. Ya Rabbi ne isteyeceğimi de bilmiyorum. Nerelerden sığınacağımı da bilmiyorum. Ya Rabbel Alemin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne istemişse ben de istiyorum. Nerelerden sığınmışsa ben de sığınıyorum. Ondan sonra ne korunacak onu da bilmiyorum. Yani beni korusun falan onu da bilmeyince şöyle yapıyorum. Ya Rabbi, İmam Ali huzur, yani huzurlu namaz kılmak için o halde kendisine bir huddam istemiş. Huddam, koruyucu. Ya Rabbi. Huzuru bulmak için, huzuruna mani olacak sebepleri oradan kaldırmak için huddam istedi. Senin hangi esma ve sıfatın bunu iktiza etmişse yaratmaya, aynı esma ve sıfatın hatırına bize de yardımcım huddamları nasip eyle. Ya. Amin ya. Uyanık olacaksın ya. Değil mi? Huddam versin ya. Huddam koydu mu ne cin gelebiliyor, ne şey geliyor, ne şey geliyor. Ondan sonra ne o tipten geliyor. Tak tak adam, böyle bir adamlar ya. Huddam koruyucu ya. Ricalun gayb ya. Senin nöbet tutuyorlar onu. Hani asker. Ricalun gayb zatlar. Allah Allah ya. Tuhaf şeyler ya. Bu garip bir alem buralar ya. Evet. Abi bir de tahtadan şeritler çıkıyor yani. Ne bekliyoruz ki ne? Doğru. Şey tahta işte. Tahtadan şeftali çıkıyor odun parçası. Her şey olabilir değil mi? Tahtadan ki şeftali çıkıyor. Vallahi her şey olur bu dünyada. Niye çıkmasın insandan bir tuhaf şey? Tahtadan çıkıyor. Gübreden çıkıyor abi. He ya. Tövbe estağfurullah gübre yenmesi lazımken şeftali yiyoruz. Ya Rabbi neyse biz devam edelim diye. Bizi gayet rahimane beslettirir. Maddi ve manevi. Neler veriyor? Aa huzur ver. Huzur yok mu arkadaşlar şimdi? Şükürler olsun. İşte bu huzur demek Allah şu anda ben senden razıyım demektir. Huzur demek Latife-i Rabbaniye denilen çanak antenin uyduyu gördüğünü gösteriyor. Eğer çanak anten uyduyu görmese televizyonda film olmaz. Film huzur demektir. Eğer bende şu anda huzur varsa Latife-i Rabbaniye Allah'ı seyrediyor demektir. Çünkü hazır olmasa bende huzur olmaz. Şu an huzur yok mu? Şükürler olsun. Ne kadar şükretseniz az. Ben de öyle. Ben şükrediyorum. Keyif alıyorum. Elhamdülillah. Hiçbir özelliğimiz yok. Yok. Bu cümleyi bir daha baştan okur musun abi? En başından. Yani şimdi biz... En başı mı? Evet abi. Ön ta yukarıda. Yok hayır hayır. Ha. Son okuduğunu... Tamam o zaman şey yapayım. Bir satır yukarısından abi. Bizi gayet rahimane beslettirir. Onun bir üstü abi işte. Tamam abi okuyayım. Allah bir ticaret gemisi hükmünde her sene alemi gaybtan devazımat-ı insaniye ve hayatiyenin 100.000 çeşitlerinden en güzellerini içine alarak yüklenmiş bir nevi sefine veya şimendifer gibi ve her baharı ise erzak ve elbisemizi taşıyan bir vagon hükmünde olarak
bizlere gönderir. Yani şu arzı söylüyor ya. Evet, şu dünya. İnsan, dünyaya bakışa bak. Arz benden yapılan bir şey. Ben daha yukarıdayım. Benden yapılan bir şey. Benden çıkan bir şey değil evet. mi? Evet. İnsan kainatın çekirdeği olunca arz da cennette insandan yapılmış. Kendini o şekilde büyüt 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 arz o zaman küçülüyor. O zaman bir tren vagonu gibi görebiliyorsun dünyayı işte. Üstad, İnsan büyüdükçe kainat küçülüyor. Aferin öyle güzel. Gördüm, öyle yazmış. Ya, beni güzel. En etkileyen yer külliyatta ilk en etkileyen yer orasıydı abi. Işte. Çünkü dertlerinin büyümesi demek, bununla alakalı paralel söylüyorum. Abi dertlerin büyüdü. Demek sen küçüldün. Dertler büyümez kardeşim. İnsan küçüldükçe onlar büyüyor. İnsan büyüdükçe büyük zannettiklerimiz küçülüyor. Yani bu dünyayı anlatıyor. İnsanın ruhu büyüdükçe dünya küçülüyor. İnsan küçüldükçe Polatlı büyüyor. Daha da küçüldükçe Polatlı'nın bir tarlası büyüyor. Dünya üstüme yıkılmış gibi diyor adam. Evet. Hissediyorum onu. Daha da küçülürsen o tarladaki yetişen pamuğa, kavuna gömülüyorsun. O büyük oluyor. Her şeyin o. Davan o, imanın ol, kıblen o, her şey o. Büyükme, büyüyüp küçülme ile doğru orantılıdır. Sen küçüldükçe o şey yapıyor ve ters orantı oluyor bu sefer neticesi itibariyle. Yani dertlerin büyüyor, sen küçülmüşsün. Dert büyümez yani. Sen onları büyütüyorsun, yüceltiyorsun. Çünkü şeytan aynı şeytan. Silahın isina. Ve bütün o hediyelerden, o nimetlerden istifade etmemiz için bize de yüzlerle ve binlerle iştahlar, ihtiyaçlar, duygular, hissiyatlar ister vermiş. Neler vermiş abi? Şuraya bak. Bak, bütün o hediyelerden ve o nimetlerden de istifade etmemiz için bize de yüzlerle, binlerle iştahlar vermiş. İştah yok. Nasıl yiyeceksin? Böyle ağır gelir bir şey. Kulağın yemek yiyebilir. İştah yok ki. Kulağın iştahsı ses. İştah yok. Ne yiyeceksin ya? Ya iştah kesildiği zaman, hasta olduğun zaman hatırlamıyor musunuz ya? Hiçbir şey yiyemez. Hiç bitti ya. Hiç hayatın tadı yok ki. Bir tanesi bana dediği gibi. O zaman buralara 92'de geliyordum ya. Bir tane Spring vardı. Hatırla, eskiler hatırlar. Ondan sonra şeyde hatırlar. Yusuf var. Senin baban vesaire. Şeyden, Yozgat'tan Kayseri'ye iniyorum. Ondan sonra orman içinde bir yerden geçerken bilmiyorum. Böyle çardak gibi, çamlık içinde bir su akıyor. Orada oturacaklar var böyle. Hep anlatmıştım size. Ondan sonra ileride bir aile oturuyor. Ama jip de kenarda duruyor böyle. Oturdum. Ondan sonra bizde ekmek yani Karadeniz'in balıklı ekmeği, hamsili ekmeği oluyor böyle. Balıklı ekmeği. Misir ekmeği ya tamam. Yumruğu da vurduk soğana. Hıyar da var. Ona suyun yanında tamam koyduk onu. Rahmetli anam vermişti yol azlıkı. Kaydım yiyorum böyle. Adam ne görmüşse oradan kalktı geldi. İştahlar verdi ya. Binlerle iştahlar. Ya aleyküm selam. Oturabilir miyim dedi. Ya ne yiyorsun merak ettim dedi ya. Benim masada her şey var. Bende böyle şey yok. Sen ne yiyorsun benim yemediğim şey? Dedim ki bende öyle bir şey var ki o sende şinilik yok. Ne dedi? İştaha var. Sen şımartmışsın dedim nefsini. Hanım merak ediyor dedi. Gelebilir miyim? Gelsin kardeşim gel. Tam ben de zaten körün aradı iki gözler. Hepsi. Dedi ki dedim ya hiç gelmeye gerek yok ben getireyim. O gittik oraya. Onları da ortağa koyduk. Başlattı davayı anlatmaya. Meğer mobilya fabrikalarının sahibiymiş. Ham madde imal İsim vermeyeceğim şimdi kim olduğunu. Mobilya. Meşhur mu şimdi? Meşhur, çok meşhur. Dostumuz hala devam ediyor. Ahmet Hanık Gündüz'ün seminerinde denk geldik. Şimdi benden yaşlı. Hasan abi. Çok seviyor. Hasan abi hatırlıyor musun? Misir ekmeğiyle soğan dedi. Ben de artık öyle yiyorum. İşte o kazandı yani. Ya. İştihalar. İhtiyaçlar, duygular. Bak, iştiha, ihtiyaç hissetme. Sır mesela araba ihtiyacı hisseder.
Bana şöyle bir arabam olsa ya. Ayakkabıya ihtiyacısın. He hakikaten ya. Ayakkabıya bir ihtiyacım var der mi ya? Ya arkadaşlar ne olur ya? Basitler ne olur benim şeyim bu biraz mazur karşılayın ya. Geldim şimdi tamam mı size? Geç kaldım. Terleme yaptı. Ya dedim ya. Teh. Basit bir şey. Gözlük cam kağıdı şeyini bezini unuttum dedim ya. Basit bir şey özür. Sığırım öyle bir de var. Sonra cebimde görünce unutmamışım. Hakikaten var. Sevindim ya. Bir gözlük camını silmek için bez de beni sevindiren Allah'a hamdolsun ya. Çok tuhaf bir şey değil mi? Sığırın böyle bir derdi yok. Gözlük derdi yok, ayakkabı derdi yok tamam. Acayip bir şey ya. Hakikaten dünyaya, dünya için geleceksen sığır olmak lazım. Dert ihtimali yok. Ama diyor ki üstad, sana kaç defa dedim diyor, sığır olamazsın. Bir daha söyler misin? Dünyaya, bir daha söyler misin? Dünyaya, dünya için geleceksen sığır olmak lazım. Evet. Kral gibi yaşıyor. Ev derdi yok, ayakkabı derdi yok, evlenme derdi yok, hiçbir şey yok. Serçe 50 defa da günle de çiftlaşır. Ne de zina var. Garanti de cennet. Evet değil mi? Ulan keşke kuş olsak diyorsun he? Gelin de olabiliriz abi. He? Gelin de olabiliriz. Allah Allah. Ne garip bir memleket ya. Zıtlar burada. Hayvanlar da burada, insanlar da burada. Ya istidat cihetinde bir serçe kuşun yetişemini... Yetişemez. Çünkü hayvan gibi niye çabalıyorsun? He ya. Ne yaparsan yap hayvan kadar lezzet alamazsın. Elinde, elindekiler hiç çalışma mevcut eşyan seni ve çocuklarına yeter. Zarur ihtiyaçlar. Hala yerken ola ne oluyor gitti mi geldi. Hop malı ki yap yükte falan. Lan bu, bunu ya bir bitir hele ya. Ne garip bir mahluk ya o. Yerken yemediklerini görüyor. Ne tuhaf, ne cins bir şey ya bu. Acayip ya, garip. İnsanoğlu çok tuhaf ya. Bir laf söylüyorsun adama, karı kocalarda dünyan yıkılıyor. Biz laf diyorsun, dünya zirve yapıyor. Sığıra Kur'an okuyun umrunda değil, hakaret et defterinde değil. Abdülsamet Kur'an okusun hiç. Ona sığır dese ona sığır. Üç umrunda değil. Sana bir laf söylesem iki sene suratıma vursun. Abi bana falan yerde böyle demiştin. İki sene saklamışsın onu. Öyle değil mi? Mezara kadar ya. Tabii iki sene değil. Acayip bir şey. Abi hatırlıyor musun? Ne hatırlıyor? Yok hatırlamıyorum. Abi bana diyor. Ama o zaman dedim sana çok da güzel şeyler söylemiştim. Onu niye unuttun? Çok güzel işte. Sana çok güzel şeyler de demişimdir. Yani. Tabi abi derste çok güzel şeyler de demiştin. Onları niye unuttun? İnsan acayip ya. Köpek kadar Allah'a sadık olsam var ya ben. Köpek sahibine sadık olduğu kadar ben Allah'a sadık olsam bir haftada evliye olurum. Adam dövdüğü gene yanından ayrılmıyor. Ölüsünü karda donmuş. O da donmuş sahibini terk etmemiş. Karda. Bizim orada oldu. Ya geçen işte kar işte olduğu zaman. Geçen sene. Duygular, hissiyatlar ister vermiş. Evet, ayet hasbiye dair olan dördüncü şuada izah ve ispat edildiği gibi ha şimdi esas meseleye giriyor. Bize öyle bir mide vermiş ki bak maddi sonra to zirveye çıkacak. 2,5 litre bile almıyor. Bazısının istepnesi de var arkaya doğru gidiyor. Ne kadar doldursan doldur. İstepne mi de var. Gidek. Doyuyor. Bu cazip bir şey geliyor. Ne diyeceğim başka? Onu da neresine sokuyor? O zaman istepne var demek karşıya doğru. Bel kemeri gibi gidiyor. Bak öyle bir mide vermiş ki hadsiz tamlardan lezzet alır. Bak, midenin çapını görüyor musunuz? Küçüğe. Tağımın çapına bakın. Yani dünya kadar var değil mi? Hadsiz. Mesela Brezilya'nın bilmem meyvesi. Yemem demez ki. Kivi. Arabistan'ın bilmem nesi. Kivi'den. Evet. Kurmaya kadar. Her şey. Hindistan cebine kadar. Her şey değil mi? Hindistan'a ta kadar. Yani çapına bakın. Şimdi bak nereye götürecek ne olur. Bak nereye götürüyor? Çapı, midenin çapını genişletiyor. Bir mide vermiş, mide vermek de bütün eyvah nimeti vermiş demektir. Bak bir ters söylüyorum ha.
mideyi vererek sanki bütün nimetleri vermiş oluyor. Yani sığır mesela ceviz yemez. İki şey var. Ot ve su. Yani sana mideyi vererek neyi vermiş oluyor? Bütün enva nimeti vermiş oluyor. Şimdi bak ileri gideceğiz. Öyle bir hayat ihsan etmiş ki duygularıyla bir sofra-i nimet gibi koca cismani alemde hadsiz nimetlerden istifade eder. Duygularıyla duygu, yani maddilerin dışında duygusal yapılarda. Duygularıyla bir sofra-i nimet koca cismani alem. Yani hayatı vermekle hakikatleri kavruyor. Duygularla bir sofra-i nimet gibi koca cismani alemde hadsiz nimetlerden. Yani cismaniyetin arkası. Duygu derken biz 5 duygu organı anlayacağız. Yok, 7 tane üstad diyor. Göz, kulak, burun, dil, el, bir de şefk, içsel coşmalar, itilmeler. Sevk edilme. Evet. Üçüncü birimi de bak ne yapmış. Öyle bir insaniyet bize lütfetmiş ki insaniyet vermiş. İkinci hayatta değil mi abi? İkinci hayatta. Birinci maddi bildiğimiz mide. Mide. İkinci hayat. Ama bak mide bu kadar, dünya kadar. Evet. Hayatı vererek hayatla alakalı her şeyi verdi, topladı. Yani mideyi vererek mideyle ne varsa topladı, çekirdek. Hayatı vererek hayatla alakalı ne varsa hepsini cem etti. Mesela karınca. Alem-i cismaniyetin hepsini mide yaptı. Hepsi mide yaptı. Mesela hepsini rızık yaptı. Rızık yaptı. Karıncanın lezzet aldığı şeylerden de lezzet alabiliyorsun. Kuşlardan da alabiliyorsun. Domuzdan, domuz nereden lezzet alıyorsa, çakal nereden alıyorsa, tavşan nereden alabiliyorsa. Yani hayat namına kime ne verilmişse sana hayatı vererek orayı, onları cem etmiş. Duygular o. Kuşun duyguları. Yılan gibi sokmaktan bile lezzet, alıyor. Talipten. İstidadı bozuksa? İşte yılan gibi lezzet alıyor. İstidadı güzelse arı gibi bal yapmaktan zevk alır. Yani hayatı vererek hayatı olanları cem etmiş sana. Hayatın çapını. Yani her hayat sahibinin özelliği sana verilmiş. Mesela balık gibi dalabiliyorsun, kuş gibi uçabiliyorsun, yılan gibi sokabiliyorsun, arı gibi bal yapabiliyorsun. Maddi ve manevi. Adam bir şey anlatıyorsun diyor. Adam ağzın bal mı kokuyor falan diyor, değil mi? Yani sana hayatı vermek de hayat sahibi ne varsa hepsinin duygularını sana vermiş oluyor. Anlıyor musun İsmail? Çok ilginç ama. Mesela bir misal söyleyeyim. Ben lezzetlerden bir tanesi yapayım. Geçenlerde bana bir tanesi WhatsApp'tan bir şey göndermiş. Koyunun iki tane yavrusu var. Bir tane yanında yatıyor. Böyle anasına demiş. Ötekisi sırtına çıkmış. Ya arkadaş Allah aşkına ya. O belki bir 10 dakika aldı ama. Kim gönderdiyse Allah razı olsun. Ondan sonra bakarak zevk alıyorum. Moralim bozuk olduğu zaman vereceğim. Açıyorum Allah Allah. O anasından, anası da yavrusundan zevkini ben düşünerek hayvan oluyorum, koyun oluyorum, kah yavru oluyorum, zevk alıyorum. Ana oluyorum, yukarıda yavrum var, lezzet alıyorum. Yavru oluyorum, anamın yanındayım diye zevk alıyorum. Ben de o koyunun anasının yanındayken anamı hayal ediyorum. Tamam böyle. Kanadın altına başka bir civciv koymuş bir tanesi şeye, onu göndermiş. Böyle şey yapıyor. Canavar mesela yavrusunu yalıyor. Yani onun parçalasa, ustad ikinci şurada diyor, parçalarken görsek içimiz çiziyor. Değil mi bir yavruyu? Ama diyor ki insanda bir koruma özelliği var, şefkat var. Şefkatli validelerin insan olsun, hayvanı olsun, yavrularına karşı durumu bize zevk veriyor. Şimdi düşün, o kadın olmasa, o çocuk yavru sokakta görsen, kenarda itilmiş, atılmış. Yani bir tane öyle yazmış hakikaten. Çok ilginç yazısını gördük. Adam diyor ki, Müslümanlar ne kadar güvenilir insan ki yavruyu atacakları zaman diyor, hiç diskoteklere atmazlar, hep caminin kapısına atarlar diyor.
O kadar güvenilir insan demek ki bu Müslümanlar. Hakikaten öyle ya, doğru ya. Diskoteklere bebeği atıldığını duydunuz mu? Yok, caminin kapısına atılıyor. Birisi alsın diye, değil mi Müslüman? Diskote atılsa çiğnerler abi, hepsi sarhoş zaten. Sarhoş, evet. Allah Allah. Şimdi demek ki hayvani hayvaniyet mertebesini sana vermiş oluyor. Hayatı vererek. Hayvanların aldığı zevk. Yani cismaniyet mide. Duygularsa o hayvanların tattıkları zevkleri var. Kuşun uçmasına zevk aldığı gibi ben de uçuyorum. Değil mi? Ha, şimdi üçüncü bir mide. Çok güzel bir hoş ya. Risale tuhaf bir şey ya. Biz böyle din adına haramdır, haramdır, ulan domates kafaları ne biçim adamlarsın falan. Hep böyle dine alıştığımız için böyle tehdit, para isteyeceksin, bir iş yaptıracaksın, namaz kıldıracaksın, adama Allah ile tehdit edeceksin, kefen giydireceksin, öleceksin, aa toprak var. Öyle bir şey değil ya. Acayip bir şey. Şimdi böyle bir Allah sevilmez mi? Bir tane maçka da dedi bana işte, böyle ders yapıyorum öyle, Allah böyle anlatıyorum. Böyle coştu da kusura bakmayın. Ona da kusura bakmayın. Maçkalı ya. Maçkalı kendi lisanı kullanacak. En kral peygamber diyor, bizim peygamber. Allah anlatsaydım. Peygamberi anlatıyordum. Ümmetine, şefkatine. Adam coştu vallahi ya. En kral peygamber bizim peygamber. Usta da anlattım biraz. Ulan delikanlının asosudur dedi ya. Asıl neyse. Asaltıyız, kamyon mudur? Ya ne acayip ya. Çok hoşuma gidiyor ya. Bana ne dedi biliyor musun? Affedersiniz, kusura bakmayın. Hakikaten dedi, geldi. Ders bitti, unutmuyorum. Hocam dedi, anlattığın gibi midir dedi o peygamber. Ki bak şimdi. Bir daha söylüyorum. Geldi, hocam dedi. Hakikaten anlattığın gibi midir o peygamber dedi. Vallahi ben bile anlatamadım. Başladı ağlamaya. Vallahi o zaman kabre girmekten korkmuyorum dedi. Öyle bir insansa beni bulur dedi. Ben onu bulmama ihtiyaç yok. O beni bulur. Ondan sonra durdum ulan ne diyeceğim ya şimdi falan. Adam şimdi gaflete dalar falan, bizi yükler mesuliyeti. Dedim böyle biraz tedirgin duruyor. Hocam rahat ol dedi. Benim dedi çocuğum kaybolsa depremde Heylan o bölgesi ya, adam Heylan Nisan'ını koyuyor, kayıyor. Burada dedi sen dedi Çaykara'yı bilir misin? Bilirim hocam dedim. Çek, bilirim kardeşim dedim. Şimdi bak şimdi nereye misal veriyor. Komple köy böyle kaydı dedi. Tamam kaydı. İçinde hayvanlarca canlı çıkıyor. Yani bu komple kaymış, bir şey olmamış. Komple. Herkes gitti dedi, yavrusunu aradı, evini, hayvanını aradı. Kaçan kaçıyor, kaçmayan da şey yani, ölmemiş ama gitmiş. Onu gidip buldu dedi. Niye buldu dedi. Adam acayip coşmuş, hiç ses yapmıyorum, hiç cemim. Merhametinden, şefkatinden gitti buldu dedi. Ben de kaydım dedi, peygamber beni bulacak dedi. Niye bulacak dedim. O bizim insanların, o anlattığın gibi ise, senin anlattığın eğer doğruysa, öyle şefkatli peygamber beni bırakamaz dedi. Beni bırakmayacak dedi o. Ama başladım ağlamaya. Ağlattı bizi. Çok acayip ya. Bak soruya bak. Sen anlattığın gibi midir o peygamber? Yoksa bize şey için mi anlatıyorsun? Tamam böyle. Bize onu bağlam. Yok dedim ya, anlatamadım bile. Hakikaten anlattığın gibi bir adam mıdır? Aynen öyledir dedi. O zaman bunları saydı. O beni bulacak dedi. Ulan dedim ya nasıl bulacak falan. Hemen kendi heylanında misal verdi. Biz dedi evimiz kayınca tavuğu bile aradık dedi. Tavuğumuzu, kedimizi, köpeğimizi. Onlar bizi dedi değil. Onlar zaten korktu orada sindi dedi. Biz gittik tuttuk aman yavrum dedik aldık dedi tekrar evimize. Beni o peygamber bulacak dedi. Allah Allah. Bir de o peygamber, o şefkati veren Allah'ını düşün. Desem hep de kafa yiyecek. Anamım her şeyi bırakacak. Peygamberden ya bir de onu donatan zatı söylesem.
Allah'ın rahmetini bir anlatmaya kalksam. Belki de namazı da varsa bırakacak ha. Tövbe estağfurullah. Çok acayip ya. Demek ki Allah'a bizi bağlayan korku zayıftır. Allah'a bizi kuvvetli bağlayan sevgidir. Çünkü Allah'ın sevgisiyle yaratılmışız. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. O zaman Allah'ı tanıdıkça seviyorsun, sevdikçe bağını arttırıyorsun. Mesela çocuğu seviyorsun, hatırlan, geç oraya diyor musun? Yok. Sevgine bir bağ oluşturuyorsun, sevgini göstermek, ona ulaşmak için, o çocuğa varmak için çikolata veriyorsun, şeker veriyorsun, kolundan tutuyorsun, bir takla atıyorsun, seviyorsun, öpüyorsun. Yani sevgiye yol arıyorsun devamlı. Ve kalitesini büyütmek istiyorsun. Sevginin kalitesini büyütmeye çalışıyorsun. Allah tanıdıkça sevirsin, sevdikçe de ibadet edilir. Sevgi, sevginin çapı genişliyor, kalitesi yükseliyor ibadetle. Şimdi bir misafirdik de bir yerde. Çocuk ha, yemezmiş çocuk. Yemek yemeyecek, bir de yiyecek hem de bizim yemeyecek. Gitmiyor. Sevdik ya, öpüyorsun, sahibi hakikaten acayip bir şey, çok tatlı. Gitmiyor. Gitmiyor. Gelene kadar dakika ayrılmadı yani. Allah. Hiç böyle gitmedi. Çocuk ya. İki buçuk. İki yok. Yaşında. Sen Allah'tan ayrılabilir misin? Allah çocuktan daha tatlıdır ha. Allah hanımınızdan daha tatlıdır ha. Diyeyim size. Ona tatlılığı veren o çünkü. Ya. Sana o tatlılığı, ona da o donanımı veren odur. Sevdiklerinden daha çok sevilmeye layık. Neyse kapat ağzını Hasan. Öyle bir insaniyet bize lütfetmiş ki. Üçüncü mide. Bak. Sofraya bak. Büyüklüğüne bak şimdi. Akıl ve kalp gibi. Akıl ve kalp gibi. Çok aletleriyle. Hem maddi hem manevi. Alemin nihayetsiz hediyelerinden zevk alır. Hem maddi hem manevi. Manevi alemlerden nihayetsiz hediyelerinden zevk alır. Yani... Akılla eşyanın içine giriyorsun. Akıl hayal ederken kalp tefekkür ediyor ama bu arada sırada yemeği yiyor. Yemeği yiyorsun. Hayal ediyorsun güzel şeyler. Keyif vermiyor mu? Fakirleri düşünüyorsun, yemekli yemenleri düşünüyorsun. Bir taraftan da tefekkür ediyorsun. Tefekkür ediyorsun. Hem onu alıyorsun. Hem de bu nimeti, bak bundan ayrı. Bu beni biliyor. Yapan. Allah Allah. Hakikaten beni bilmezse böyle bir şey yapmazdı. Sudan daha lezzet alıyorsun bu sefer. Yani Allah'ı düşünmek suyun lezzetini düşürmüyor. Allah'ı düşünmek suyun lezzetini kalitesini yükseltiyor. Daha kaliteli yapıyor. Değil mi? Nimete de mirat oluyorsun. Evet. Nimetin hususiyeti sende gözüküyor. Baba ne diyor? Miratla ayna. Yani anahtar şey ayna seni gösterir. Ama mirat seni inşa eder. Mesela toprak bir mirattır. Çekirdeği atarsın ağaç inşa olur. Değil mi? Ama bir hava aynası senin şeyini, sözünü, kelamını çoğaltır. İşte bu nimet bir aynaydı. Tefekkür edince mirat olur. Aynedir bu alem, aynedir bu su, aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Yani mirat-ı Muhammed demek, Muhammed'in hayatiyetiyle hayat buluyorum. Hayatiyetlerim inkişaf ediyor. Yani beni inşa ediyor. Yani hayat çekirdeğini ağaç yapmak için orada onun hayatından, sünnetinde malzeme alıyorum. Acayip ya. 2-3 tane de kaldı. Biraz sabredin. Ne yaptı? 3 mide. Şimdi 4. Öyle bir ne vermiştir tahmin edelim? Yok, o sonra. Bak ilk önce mide verdi. Hayat verdi. İnsaniyet. İnsaniyet verdi. İnsaniyetle verdi. Sonra ne verdi? Daha ona gitmeden İslamiyet verdi. İslamiyet vermiş, bildirmiş ki İslamiyetle, İslamiyet bize bildirmiş ki
alemi gayb ve alemi şehadetin nihayetsiz hazinelerden nur alır. Yani İslamiyet'i yaşayan eyleme dönüşünce İslamiyet itikat değildir. Eylemdir. Namaza inanmak değil, namaz kılmak. Oruca inanmak değil, tutmak. İman başka, İslam başka. Eylem. Dönüşünce bu sefer alemi gaybtan da zevk alıyorsun. Ötelerden kapı açılıyor. Yani pervane var ya, burada da var. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı misalimiz vardı ya. Yani pervane döndükçe zahirde dönüyor. Hani İslamiyet de böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Pervane döndükçe bir santral gibi elektrik imal ediliyor. Ama arka tarafta Polatlı'nı binlerce elektrik cihazları çalışıyor. Ve onların zevkidir. Yani cihazın ölümü çalışmaması, paslanması. Ha? Yani dolayısıyla Allahu Ekber, Allahu Ekber, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, ve perhane. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı, ama zaten ne ya, bey gibi bir şey yapıyor ya. Şuraya bak ya, bu ne biçim şey yapıyor? Niye dönüyor? 100 sene önceki adama göstersen ne der? Allah Allah, herhalde oyuncak için, eğlendirmek için bir şey zannediyor. Ama onun içinde ceyran eden elektrikle binlerce Polatlı'nın cihazları var. Ha, sen de aşağı yukarı hareketle ruh santralinde, ruh potasında ondan sonra elektrik imal ediliyor. Ondan sonra o elektrikle hissiyatlar, latifeler, akıllar, hisler, duygular aktif oluyor. Bu yapınca ahirete yakınımız artıyor. Ahirete iman artıyor. Parlıyor iman. Eylemle. Yani eylem hissi aktif ediyor. Biliyorsunuz. Hutbe-i Şami 77'de diyor ki, kalpte var olan bir his eyleme dönüşür. Namazı varsa kişinin namaz duygusu var. Namazı yoksa namaz duygusu yok. Yani eylem hissi uyandırdığı gibi his varsa da eylemi ortaya çıkarıyor. Birbirine dönüş yapıyor. Geçişler var. Ve öyle bir iman hidayet etmiş ki dünya ve ahiret alemlerinin hasa gelmez envarından ve hediyelerinden tenevvür edip müstefit eder. İman vermiş. Ne vermiş? Dünya ve ahiret alemlerinin hasa gelmez hediyelerinden insan nurlanır. Bu misal hoşunuza gidecek. İman şey yapıyor. Şimdi pili kameraya takın. Kamerayla film çekin. Ama ciddi bir film çekin. Pil en sonunda ne yapar? Biter. Biter. Onun bitmesi film olarak gözükmüyor. Bitmesi demek film demektir. Öyle mi? Şimdi pil mi bitti? Pil filme dönüştü. Kayıp mı ettik? Belki de milyarlara satarsınız değil mi o film? Öyle değil mi? Kaliteli bir şeyse. İman gibi neticesi varsa. He? İman gibi neticesi varsa. He. Yani iman gibi bir neticesi varsa o filmin, bir de düşün. Bakın çok güzel bir misal. Pil bitiyor ama film olarak kendisini gösteriyor. Hastalar ihtiyarlar sesini diyor ki, ey bahtiyar, ihtiyar ve ihtiyareler. Baki bir gençlik, baki bir hayat, bu fani hayatımızın sönmesiyle kazanılıyor diyor. O zaman pil bitmiyor. Format değiştiriyor. O zaman ölüm ölüm yok. Tebdil-i mekan ıttak ruhtur. Zahirde mülkte var ölüm. Ama hakikatta pil öldü mü? Pilin sönmesi pil gibi değil miyiz? Ha, pil artı eksi kutup. Artı eksi. Giriyor çıkıyor ayağımızdan. Ondan sonra meğer bu pil bitiyor, beden ahiret filmi inşa ediliyor. Şimdi neresi bitti? Dönüştürdük. Gizli olan enerjiyi filme dönüştürdük. Veya yiyelim bak bunu. Pili koy fırına, ekmek pişir. Büyük bir pil. Ekmeğe dönüştür. Şimdi pil bitti mi? Ekmek yedik kardeş. Şimdi neresinde ölüm korkacaksın? Ama önemli olan o pili doğru film çekmeyi. Sır orada. Yani bu pilin bit. Abi bu film bitti ya.
Bitti ama dedi kardeşim, ne piller alacağız onunla. Ne piller alacağız onunla, değil mi? Ha, hayat böyle sönüyor gibi gözüküyor ama bekaya inkılap ediyor. Bunu sana gösteren imandır. Öyle bir hidayet etmiş ki dünya ve ahiret alemlerinin hasa gelmez envarından ve hediyelerinden tenevvür edip müstefit eder, güya rahmet tarafından bu kainat hadsiz, antika ve acip ve kıymetli şeylerle tezin edilmiş bir saraydır. Ve bütün o saraydaki hadsiz sandıkları, yani saatim geldiği için düz okuyorum, iki satır kaldı düz okuyorum. Bütün o saraydaki dünya bir saraydır, hadsiz sandıkları ve menzilleri açacak anahtarlar insanın ellerine verilmiş ve bütün onlardan istifade ettirecek olan ihtiyaçlar, hissiyatlar insanın fıtratına verilmiş. İhtiyaçlar. İhtiyaçlar, hissiyatlar insanın fıtratına verilmiş. Bütün onlardan istifade etmek, ihtiyacını hissedeceksin. Mesela bak adamlar okşamıyoruz. Siz de geldiniz. Bak bol vadinden gelmiş. İhtiyaç hissedersen, eşek demiş, eşeği tutuşmuş Nasrettin Hoca, yanıyor. Aklın varsa demiş, gör. Yani ihtiyaç hissi ucuz değil arkadaşlar. Cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. İman Tuğba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. İman, onu anlatayım. İman sayfa 168. Şualar. İman bak çok ilginçtir. İkinci sözde geçiyor. İman Tuğba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür cehennemi, zakkumun tohumunu saklıyor. Bak misal. Tokat'tan gelirken sen arabanın arka koltuğuna böyle böyle şeftalileri koysan. Bagaja değil. Koltuğa. O arabanın içi şeftali kokar mı kokmaz? Kokar. İman Tuğba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Aha taşıyorsun, imandan kokuyu alıyorsun. Küfür cehennemi zakkumun tohumunu saklıyor. Toprağın altına görmüş, ne kokusundan alabiliyorsun, ne tipinden, ne sesinden. Alsan zaten kafayı yersin. Onun için küfür onu saklıyor. Eğer o çıkmaya kalksa zaten intihar edersin. Niye? Niye? Bir kızı kaybettin diye intihar eden, bir fabrikanın borcunu ödeyemedim diye intihar eden adam, küfür sana cenneti kaybettin, Allah'ı kaybettiğinin şuurunda olsa kafayı yer. Onun için mesela bir kızı alamadım diye intihar eden adam, acaba gayb perdemiz kalksa, cennetin hurilerini görsek, ona kavuşmak için 10 defa intihar etmez miydik? Hadis var abi, abdest alsa diyor bir huri, parmağından, bir tane parmağından abdest suyu dünyaya gelse sıçrasa diyor, daha insanlar yeme içmeyi akıllarına getiremezler. Yeme içmeyi bırakırız. Evet. Acayip. Peki bir bunun için intihar eden huriyi böyle görse atlamaz mı olaya? İntihar etmez mi? Kız için intihar ediyor, huri için ne yapar? Bunu yapmasın diye Allah o perdelemiş. Ahireti perdelemiş. Kefen koymuş. Toprak kaymış değil mi? Ama tenteneli perde abi yaklaşınca... Tenteneli. Böyle tül perde ya. Burada tam perde. Fesubhanallah. Ne o zaman tenteneli perde. Şu konturlar vardı eskide, kart verirlerdi. Altında sayı vardı, ona yüklüyordun. Tırnağınla kazı diyor. Sayı çıktı. Hah işte kazırsan oluyor. Yani derslere gelirsen kazıyacaksın bunları. Testlere gelirsek sadece sayıları görüyoruz. Telefonla gene konuşamıyoruz değil mi abi? Evet, yıkmıyor lazım. Evet, derse gelirse olmuyor diyor. Tamam. Evet, o kazıdın. Yükleyeceksin. Yükleyeceksin. Yani derse geldin, kazıdın. Telefonu yüklemen lazım. Yüklemen lazım yani. Evet. Peki. Vahir davahım. Yarın da inşallah buradayız, ona göre haberiniz olsun. Vahir davahım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha'tı. Masselavatı.